Önce bilemem şu ne yapmalıyım. Allah'a imanım ismi. İstediği sapıt öylesine hocam. İnce dinle sağlamışsın. Evet, mutlaka bir düşüneceğim olası. Efendim. Efendim, değil falan. Şeyim oğlum, hadi bu tefeyi söylesin. Zamanla geldi efendim, ben de yatsı namazını bekliyorum. Yatsı namazını bir kılıp yatacağım yani. O zaten zaman da geldi. Efendim. Biraz sonra kelam, biraz kimse de yok evde. Yani bir kadın yanında sanıyorum. Göremiyorum, birisi var sanıyorum. Eşim mi dedi bilmiyorum öyle. İsteriniz. İsteriniz söylesin. Sohbeti boşver. Sohbeti boş yumuşak. Emin olun ki güzel ahlaktı, edepti, güzel edepti. Her güzelliği. Allah'ın için her güzel. Muhammed Aleyhisselam'da birleştirmişti. Çünkü o Habibi Kibriya'da bakın. Niye? Peygamberler özel seçilmiş insanlardır. Efendim. Şimdi kelamına bahsedilen mevzu şudur. İslamiyet'le birleşip İslamiyet'i yaşayıp azab-ı cennete İslamiyet götür. Muhammed Nebi götür. Allah ve Resul götür. Muhammed'siz bir kelam var ya, Muhammed'siz cennet yok diyor. O açıdan efendim sana ve selam yolunu gitmek lazım. Muhammed Nebi'nin sünneti Allah'ın efendim sana ve selam Muhammed Nebi'nin sünnetini sormak lazım. Kur'an'a uymak lazım. İttikatı da gücümüz yettiği kadar değil. Bak, gücümüz yettiği kadar değil. Gücümüz yetmese bir el sünneti ve cemaatle bu dökmesem. Her nefim şey yapamam. Gücümüz yetmese bile zorlanmak lazım. Gönülden bu itikatlarda zaten efendim büyük ölçüde İslam alemin mevzusu. Hani Hanefi'ydi, belki de Şafi'den bağlıydı. Bunun için dinimi bir İslam bizi tekvar ediyor. Nitekim ki sandık, kayak ya da ayeti kerime veya hadis var ya, her canlı ölümü tadacaktır. Bir başka ayeti kerimede Allah için Müslüman olan vefat edin. Fas'ta bir Müslüman olan vefat edin diyor. Ayeti kerimede yani. Bir başka ayeti kerime diyor. Hatem Allah ala kulübü Hatem Allah ala kulübü bir şey öyle hal azabına sallallahu Ezebillah Hatem Allah ala kulübü bir şey öyle hal azabına. Ondan kalbim meşhurludur. Bir de açılmaz, bir de Müslüman olmaz. Yani münafıkları bidat ehli zorlamaya gerek yok.
münafıklardan bir de tekniği zorlamaya gerek yok. Onunla geri dönmez. Efendim. Biz müminler olarak görevimizi yapacağız. Mesela ben size şunu diyebilirim. Tıp da bir meslek, terörist olmak da bir meslek, hocalık da bir meslek, silah yapmak da bir meslek. Hangisi daha iyi? Bu böyle. Birisi insan öldü, birisi imana davet ediyor, birisi can kurtarıyor. Hangisi daha iyi? Bu işler böyle. Evlatlarımıza dikkat etmek lazımdır. Bütün mesele evlatlarımıza hoca yapalım. Faydalı ilimle yapın, mühendisi faydalı ilimle yapsınlar. İmamlık, hocalık, imam hatip iyi fikir. Ben yurt dışında kalıyorum onun için ben. Ben şeyh olmak istiyorum yani, şeyh olmak istiyorum. Hoca olmak istiyorum, imam olmak istiyorum. Camilerde ben bu yılda müezzin oldum. Kaldım bölgede, iki tane cami var. Müezzinde hocalık yapmıştım zaten. Camide, Almanya'da yurt dışında müezzin olmuştum. Yani dediğim gibi uzun şart ki İslam'a yönelik bir hayat sunmak lazımdı. İslam öbür dinle siliyordu. 1400 sene önce Muhammed Nebi'den gelmişti. Efendim. Öbür dinle siliyor. Bünyesinde Kur'an, şeriat, en güzel şeyler vazifesi, en güzel şeyler sunuyor İslam dini. Hakkı ve adaleti veriyor. Allah-u Teala'nın dini, bu dünya sahibi ben sen değilse haşa bir kere. Allah ve Resulü'dür. Mesela dedim, Kur'an-ı Kerim hiç değiştirmeyecekti. Ben yıl önce bir hafızamda bir şey duymuştum, hafızı öyle kolay kolay bir şekilde unutmam ben efendim. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim kıyamet gömüldü, kopmadan önce 10 gün önce sinirecek. Kelime-i tevhid ketiren bile kalmayacak. Kelime-i tevhid bile ketiren o günler gelecek daha. Bugünler yine iyi günler. Allah Muhammed demeye kalmıyor. Dinliyor ki işte ben Cübbel Ahmet Bey'den duymuştum. Bir mağaraya saklanacak mücahit dedi Müslümanlar diyor. Mücahit dedi Müslümanlar diyor. Kelime-i tevhid lafzıyla Allah Muhammed diyemek yemek yerine geçecektir. Sen bir Halid-i Şerif diyebilirim ki Esed'de ayet diyebilirim. Çünkü ikisi birisi Allah-u Teala'nın kelamı, birisi de Allah Resulü'nün kelamı. İkisinde de yalan yok, iftira yok, boşkunculuk yok. Her şeyde doğru, her şeyde yerlerinde mesela.